Merhaba arkadaşlar, dersimizin bu bölümünde ise menü çubuğundan söz edeceğiz. Menü çubuğunda yer alan menüler ve bu menülerdeki ara çubuklarının işlevlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak baktığımızda bizim menü çubuğumuzda giriş, ekle, sayfa düzeni, başvurular, postalar, gözden geçir, görünüm ve eklentiler seçenekleri mevcuttur. Giriş sekmesine bastığımızda karşımıza pano, yazı tipi, paragraf, stiller ve düzenleme ara çubukları çıkmaktadır. Yine girişin hemen üstünde yer alan disket işareti ile kaydetme işlemi, yani Ctrl-S ile kaydetme işlemi yapılabilmektedir. Hemen kaydetmenin yanında yer alan sola ok tuşu ile yapılan işlemin geriye alınmasına imkan tanımaktadır. Örneğin ben ekrana A yazdığımda sola oka geri al yazıları okuna tıkladığımda yapılan işlem eski haline getirilmektedir. Bakın eski haline geldi. Onun yanında yer alan sağ ok tuşuna bastığımda ise yapılan işlemin tekrarlanmasını, yeniden yazılmasına olanak tanınmaktadır. Bunun da kısayalığı Ctrl-Y'dir. Bakın yeniden yaza bastığımda A tekrar çıkmış oldu. Yani bir sonraki işleme tekrar yedirmiş oldu. Yanındaki yazıcıya tıkladığımda ise belgenin yazıcıdan alınmasına, çıktı alınmasına imkan tanınmaktadır. Yine yazdır seçeneğindeki baskı ön izleme seçeneği ile de belgemizin yazıcıdan çıkmadan hemen önceki halinin, son halinin görüntülenmesine bakın olanak tanımaktadır. Belgemizde sadece A harfi yazılı olduğunu görmekteyiz. Bu ekrandan çıkmak için de baskı ön izlemeyi kapat seçeneğine tıklamamız yeterli. Bartın Üniversitesi yazdığımız yazıyı seçebilmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlardan ilki mouse'un sol tuşuna basılı tutup ilgili karakterlerin, yazıların, kelimelerin üzerine sürüklemektir. Bu şekilde seçme işlemi yapabilmekteyiz. Ya da ilgili yazı alanının üzerine gelinip sol tuşla, farenin sol tuşuyla çift tıklanırsa da yazıyı seçebilmek mümkündür. Ya da belgenin tamamını seçmek istiyor isek de Ctrl A tuşuna basmamız yeterlidir. Biz üniversite sözcüğünün üzerine çift tıkladığımızda üniversite kelimesinin sözcüğünü seçmiş olduk. Fakat üniversite sözcüğünün üzerine ardarda 3 kez tıkladığımızda ise tüm satırı seçmiş oluyoruz. Bakın Bartın Üniversitesi yazan tüm satır seçilmiş oldu. Şimdi buradan kes seçeneği ile seçilen alanın kesilmesine olanak tanınmaktadır. Bakın seçildi. Belgede bir alt satıra geçmek için Enter tuşuna basmamız yeterlidir. Bakın Enter'a bastıkça imleç sayfanın altına doğru ilerlemektedir. Bu alana gelip yapıştır seçeneğine tıklarsam daha önce kesmiş olduğum karakterler yapıştırılacaktır. Bakın Bartın Üniversitesi bu alandayken artık bu alana yapıştırılmış oldu. Aynı şekilde kopyala seçeneğini kullanarak belgedeki istenilen alana yapıştırabilmem mümkün. Şu alana Bartın Üniversitesi sözcüklerini kopyalamış oldum. Panonun yanında yer alan yazı tipi araç çubuklarıyla da yazının tipinde değişiklik yapabilmek mümkündür. Örneğin yine Bartın Üniversitesi sözcüğünü seçtim. K harfine bastığımda kısayalı Ctrl-K kalın yazmak için kullanılmaktadır. Bakın yazımızı kalın hale getirmiş oldu. Seçip T'ye bastığımızda ise italik yapmak için kullanılmaktadır. Kısayolu ise Ctrl-T'dir.
Bakın artık yazımız italik, yani sağ hizalı hale geldi. Yine yazımızı seçmenin bir diğer yolu ise kum saati, cetveldeki kum saatinin olduğu alanın hemen soluna gelip, yani şu alana, şu aralığa gelecek şekilde sola gelip o alanın üzerinde tutarsak fareyi, faremiz sağ hizalı hale gelecektir. Artık bu haldeyken farenin sol tuşuna bastığımızda o satır seçilmektedir. Eğer farenin sol tuşuna basılı tutup yukarıya aşağıya çekersek basılı tutarak ilgili satırlar da seçilmiş olacaktır. Ben şimdi farenin sol tuşuna basılı tutup aşağıya doğru çekiyorum ve bakın o aradaki tüm satırları seçmiş oluyorum. Bu şekilde Bart Üniversitesi yazısı seçiliyken A, altı çizili olan A'ya basarsam yazının altının çizilmesine olanak tanımaktayım. Yine A'nın yanındaki ok işaretini tıklayarak bu altı çizgilinin yapısını değiştirebilmek de mümkündür. Bakın tek çizgi, çift çizgi, kalın çizgi, kesikli çizgi gibi seçenekler mevcuttur. İptal etmek için ise geri al, Ctrl Z tuşuna basmam yeterli. Bakın bir önceki halini getirmekte her bastığımda. ABC üstü çizili ABC ise yazının üstünün çizilmesini sağlamaktadır. Bastığımda yazının üstü çizili hale geldi. Şu iki seçenek ise alt simge ve üst simge yapmak için kullanılmaktadır. Örneğin ben x'in karesi yapmak istiyorum. Bunu yapabilmem için öncelikle x2 yazıyorum. Biraz daha yakınlaştırırsak bakın x2 yazdım. 2'yi seçtim. Seçtikten sonra x'in karesine bastığımda bakın üst simge haline gelmiş oldu. Artık bizim yazmış olduğumuz x2 x'in karesi haline geldi. Ben bundan sonra yazı yazdığımda hep üst simge olarak yazacaktır. Bunu engellemem için bakın şu an basılı olduğunu gösteriyor x'in karesi. Işığı yandığı için tekrar basıp bunun söndürdüğümde ise artık normal yazı yazabiliyorum. Aynı şekilde H2O. H2O neydi? Suyun formülüydü. Suyun formülündeki 2'nin alt simge olarak yazılması gerekiyor. Bunun için de bunu seçiyorum ve alt simgeye tıklıyorum. Ve H2O haline gelmiş oluyor. H2O'yu seçiyorum. 2 tane A'nın olduğu alan ise yazının büyütüp küçültülmesine olanak tanımaktadır. Bakın küçük harf dersem tamamını küçük harfe çevirmekte. Hatta bunu Bart Üniversitesi üzerinde uygularsak daha net anlaşılacaktır. Küçük harf dediğimizde tamamını küçük harfe çevirmekte. Büyük harf dediğimizde tamamını büyük harfe çevirmekte. Her sözcüğü büyük harfle başlat dersek sadece baş harfler büyük harfle başlamakta. Büyük küçük dönüştür dediğimizde ise büyük olanları küçük, küçük olanları ise büyük harfe çevirmekte. Bakın şu hale geldi. Şu büyük A ise yazının büyütülmesine, her bastığımızda büyütülmesine olanak tanımaktadır. Yanındaki küçük A ise yazının küçültülmesine imkan tanımaktadır. Kalibri yazan alan ise yazının yazı tipinin değiştirilmesine olanak tanımaktadır. Yanındaki oka tıkladığımızda ise istediğimiz yazı tipini seçebiliriz. Bakın White Latin dediğimizde yazı tipi değiştirilmiş oldu. Ya da Algerian'ı seçtiğimizde daha farklı bir yazı tipi karşımıza çıktı. Ama biz bilimsel raporlarda, ödevlerde çoğunlukla
iki yazı tipini kullanacağız. Bunlar Times New Roman ya da Arial'dir. H2O sözcüğünü tekrar seçiyorum. Şu 26 yazan alandan ise yazının büyüklüğünü değiştirebilmem mümkün. Yanındaki oka tıkladığımda bu alandan bakın yazımızın büyüklüğünü istediğim gibi değiştirebilmem mümkün. Dikkat ederseniz çift sayılar şeklinde ilerlemekte. Ben buraya bu çift sayılar dışında bir rakam yazmak istediğimde ise örneğin 45 büyüklüğünde olmasını istiyorum. Fakat bu alanda 45 yok. Bu nedenle 36 yazan alana 45 yazıyorum ve enter tuşuna bastığımda yazımız 45 büyüklüğüne gelmiş oluyor. Bilgisayar dilinde yazı büyüklüğüne punto denilmektedir. Yani yazımız artık 45 punto'dur. AB6 sarı olan alan ise yazının arka planını değiştirmek için kullanılmakta. Bu çoğunlukla vurgu yapmak istiyorsanız kullanılmaktadır. Fosforlu kalemlerde olduğu gibi önemli sözcüklerin, vurgulanmak istenen sözcüklerin altını çizmek için kullanılmaktadır. Yine bu kez punto sözcüğünün P-U-N-T harflerini seçiyorum ve bunların rengini değiştirmek istiyorum. O zaman A ve altındaki kırmızı işaretli olan A'ya geliyorum ve bu alandaki renklerden istediğimi seçiyorum. Zaten rengin üzerine geldiğinizde yazımızın rengi de değişmektedir. Bunların dışında bir renk kullanmak istiyorsanız da tüm renklere tıklamanız yeterli. Bakın artık PUNT harflerinin rengi değişmiş oldu. Paragraf alanında bulunan ara çubukları ile de yazımızın stilinde değişiklik yapabilmek mümkün. İlk olarak 3.66 işaret olan alan madde işaretleri araç çubuğudur. Bu araç çubuğu ile maddeler halinde yazı yazabilmek mümkündür. Yanındaki oka tıkladığımızda bu alandan madde işaretinin nasıl olacağını seçebiliyorsunuz. Örneğin ben şunu seçtiğimde artık bu madde işaretiyle yazı yazabilmem mümkün. İlk maddeyi yazdıktan sonra Enter tuşuna basarsanız bir sonraki maddeye geçilmektedir. Maddeleri yazdıktan sonra maddenin işaretinde bir değişiklik yapmak istiyorsanız madde işaretinin üzerine bir kez tıklamanız yeterli. Bir kez tıkladıktan sonra madde işaretini seçmiş oluyorsunuz. Artık tekrar şu oka tıklayarak bakın bu madde işaretlerini istediğiniz gibi değiştirebilmek mümkün. Bunlar simge halinde madde işareti yazmak için kullanılmaktadır. Hemen yanındaki 1, 2, 3, 4, 5 ise sıralı maddeler yazmak için kullanılmaktadır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bizim seçtiğimiz alandaki maddeler de değişmekte gördüğünüz gibi. Roma rakamlarıyla yazıldı, büyük harflerle yazıldı, küçük harflerle yazıldı. Bunu sayı haline çevirmiş oldum ben. Yine iç içe maddeler de yazabilmek mümkün. Bunu yapabilmek için de tab işareti kullanılmaktadır. Yani klavyemizdeki caps lock, en soldaki caps lock tuşunun üstündeki
sağ ve sola ok işaretine basarak alt alta maddeler yazabilmek mümkündür. Bunu da şu şekilde gösterebiliriz. Örneğin şu madde işaretiyle başladık. Bakın dikkat ederseniz üsttekinden devam etti. Bu maddeyi yeniden başlatabilmek için ise altının üzerine geliyorum. Sağ tuş yapıyorum. Yeniden başlat 1 dediğimde şu yukarıdakilerden bağımsız olarak maddeleri yeniden başlatmış oldu. Şimdi A yazdık. Enter'a bastık. B yazdık. Enter'a bastık. C yazdık. C'den sonra ise şu şekilde devam etmesini istiyorum ben. C1, C2, C3 şeklinde. Bunun için de Enter'a bastım bir kez. Tab tuşuna basıyorum. C1 yazdım. Bastım Enter'a. C2 yazdım. Enter'a bastım. C3'e bastım. Şimdi tekrar bastım. C4'ün alanı çıktı. Fakat ben C4'ten değil de D'den devam etmesi istiyorum. O zaman bir kez daha Enter'a basıyorsunuz. Bakın 4'e geçti. D, E şeklinde devam edebilmekteyiz. Ben 5'ten sonra, 5. maddeden sonra yeni bir madde yazmak istemiyorum. Sadece altına normal paragraf başından yazı yazmak istiyorum. O zaman bir kez Enter'a basıyoruz. Bakın 6 çıktı. Bunu iptal etmek için de Enter tuşunun üstünde bulunan sola backspace yani sola doğru sil tuşuna bir kez basmamız yeterli. Ne oldu? İlgili madde silinmiş oldu ve artık normal yazımızı yazabiliyoruz. H2O punto sözcüklerine dikkat ederseniz belgemizin soluna hizalanmış bir biçimde. Bu ise nasıl oluşturulmakta? Bakın sola hizala seçeneği ile. Eğer yanındaki seçeneği basarsak bunu seçilen yazıyı belgede ortalamaktan. Sağa hizalı seçeneği de yazıyı sağa hizalamakta. Bu ise iki yana yaslamak için kullanılmaktadır. Bunu tam bir metinde daha iyi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir yazı açtık ve şu alanı seçtik. Şunu sola hizala dediğimizde artık sola girintili hale geldi. Ya da şu alanı seçersek bakın sola doğru hizalandı. Sol düz, sağ ise girintili çıkıntılı hale geldi. Ortala dediğimizde ise iki tarafa da ortalanmakta yazımız. Sağa hizalı dediğimizde ise bu kez sağa hizaladı kelimeleri, sol taraf girintili çıkıntılı hale geldi. İki yana yasla dediğimizde ise belgemizi iki yana da eşit olarak hizalamaktadır. Bilimsel raporlarda çoğunlukla ya iki yana yaslı seçeneği ya da sola hizalı seçeneği tercih edilmektedir. Hizalama seçeneklerinin yanında yer alan yukarıya aşağıya ok tuşu ile de satırlar arasındaki boşluk artırılıp azaltılabilmektedir. Buna bastığımızda bakın şu an satır aralığımız 1.5 olarak görünmektedir. Bunu düşürebileceğimiz gibi artırabilmek de mümkündür. Paragraf alanında yer alan gölgelendirme seçeneği ile de yazımıza gölgelendirme ekleyebilmek mümkündür. Bakın amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar sözcüğünü seçip gölgelendirme seçeneğini kullanarak yazımızın arkasına şu şekilde gölgelendirme ekleyebilmem mümkündür. Yine ters P işareti ise belgede nerelerde boşluk tuşuna basıldığını, nerelerde tab tuşuna, nerelerde enter tuşuna basıldığını bize göstermektedir. Buna bir kez bastığımızda
Kontrol A yapıp tüm belgeyi seçiyoruz ve buna bastığımızda belgemizde nerelerde boşluğa basıldığını bize göstermektedir. Bakın şu alanlarda Enter tuşuna basıldığını göstermekte. Nokta olarak gösterilen alanlarda ise boşluk tuşuna basıldığını göstermektedir. Belgeyi yakınlaştırırsak daha net anlaşılacak. Şu alanlarda Enter tuşuna basıldığını, ters P'de şu noktaların olduğu alanda ise boşluk tuşuna basıldığı görünmektedir. Bunu iptal etmek için de ters P işaretine bir kez daha basmamız yeterlidir. Gölgelendirme seçeneğinin yanında yer alan seçenek ile de yazımıza çerçeveler ekleyebilmek mümkündür. Amaç ve kapsam sözcüklerini seçip bu alana alt kenarlık, üst kenarlık, sol kenarlık ya da sağ kenarlık ya da tüm kenarlık ekleyebilmem mümkündür. Yani aslında seçili olan alanı bir tablo haline getirebilmem böylelikle mümkündür. Stiller alanından ise belgemizdeki yazıların stillerinde değişiklik yapabilmem mümkündür. Dikkat ederseniz her bastığımda yeni bir stille karşı karşıya gelmekteyim. Burada mevcut stillerden istediğim stili seçebilmem mümkündür. Bakın bunu seçtiğimde yazımız hem büyüdü hem de daha koyu hale gelmiş oldu. Yine stilleri değiştir seçeneğiyle de stillerin renginde ve yazı tiplerinde değişiklik yapabilmem mümkündür. Giriş menüsündeki araç çubuklarının en sağında yer alan düzenleme alanından ise belgede bul ve değiştir işlemlerini yapabilmem mümkündür. Bul seçeneği belgede aratılmak istenen herhangi bir sözcüğün bulunmasına imkan tanımaktadır. Bul'a tıkladığımızda bulun kısa yolu Ctrl F'dir. Hem CTRL ile hem de F tuşuna aynı anda basarsak bul ekranı karşımıza çıkmaktadır. Bul ekranına basıyorum. Aranan kısmına hangi sözcüğü aratmak istiyorsam onu yazıyorum. Örneğin uzaktan sözcüğünü aratacağım. Yazdıktan sonra Enter'a bastığımda bakın uzaktan sözcükleri bulunmakta ve koyu ile işaretlenmektedir. Her Enter'a bastığımda bir sonraki uzaktan sözcüğü bulunmaktadır. Değiştir seçeneği ile de değiştiri şu alana tıklayıp açabileceğiniz gibi bula tıklayıp hemen yanındaki sekmeye tıklayarak da açabilmek mümkündür. Uzaktan sözcüğünü yakından sözcüğüyle değiştirmek istiyorum ben. O zaman değiştire tıklayacaksınız. Değiştire tıkladığınızda ilk karşılaşacağı uzaktan sözcüğünü yakından olarak değiştirecektir. Ama tümünü değiştir derseniz belgedeki tüm uzaktan sözcüklerini yakından olarak değiştirecektir. Bakın şu an belgedeki 37 uzaktan sözcüğünü yakından olarak değiştirmiş oldu.